Evet, bugünkü webinarımıza hoş geldiniz. Bugün mühendislik hesaplamanızı Metcat'te nasıl gerçekleştiriyoruz? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi bugünkü webinarımızda inceleyeceğimiz başlıkları mühendislik hesaplamalarındaki zorluklar, işte Metcat nedir, yetenekleri nelerdir, Metcat öğrenmesi zor mudur ve Metcat programı üzerinden örnekler şeklinde sıralabiliriz. Şimdi mühendislik hesaplamalarındaki zorlukları incelemeden önce bugün hesap yaparken neler yaptığımıza bakmakta fayda var. Neler yapıyoruz mesela bir hesap yaparken? Web taraması yapıyoruz diyelim. İşte literatür taraması yapıyoruz. Kaynak kitaplara göz gezdiriyoruz. İşte bazı makale bölümlerini veya kesitlerin ekran görüntüsünü alıyoruz. İşte birazın kağıt üstünde, birazın da işte farklı hesaplamalar araçlarıyla çıkartıyoruz diyelim. Sonra bunları bir rapor haline getirmeniz gerekti. Yani farklı sebepleri olabilir. İç denetimler gibi, işte amirinize veya yönetime sunmak gibi sebepleri olabilir. Daha sonra bir şekilde tüm bu hesapları işte bir text editör yardımıyla bir araya getirdiniz diyelim. İşte Microsoft Word gibi bir text editörle bir araya getirdiniz. Ve o son anda fark ettiniz ki artık her şeyi teslim edeceksiniz. Bir yerde değişkenlerinizden bir tanesi yanlış alınmış. Hadi diyelim çok hata yapmayan birisiniz. Her şeye çok dikkat ediyorsunuz. O zaman şöyle değiştiriyorum. Şimdi bildiğiniz üzere mühendislik hesaplamaları genelde tekrarlamalı hesaplardır. Yani bir noktadan tekillik uygulanmış basit girişin eğilme momenti dendiğinde hangi mukavemet kitabını açarsanız açın bunun gidiş yolu ve yöntemi bellidir. O zaman farklı projedeki kesit ölçülerinizin yani değişkenlerinizin değişmesi gerekti diyelim. O zaman bütün hesabı yeniden yapmanız gerekecek. Şimdi başladığımızdan beri karşılaştığımız maddeleri sıralarsak, birincisi tüm literatür kaynak taramaları ve kağıt üzerinde yaptığımız her şeyi bir araya derleyip toplamamız gerekiyor. İkincisi hesabımızı sunabilmek için başkaları ile de paylaşabilmemiz gerekiyor. Hesabımızın sunduktan sonra bir de izlenebilir olması gerekiyor. Yani hesabımıza bakan birisi bizim aslında ne yaptığımızı az çok anlayabilmesi gerekiyor. Bazı durumda da anlamaması gerekiyor. Yani bilgi gizliliği de ön plana çıkıyor burada. Yani herkes hesabınızı görsün veya müdahale etsin istemeyebilirsiniz. Bilgi gizliliği de ön plana çıkıyor ki bundan daha sonra bahsedeceğim. Üçüncü ve son maddemizde de hesabımızın değişen değişkenlere karşı duyarlı olması gerekiyor. Yani benzer bir hesabı yeniden yapmamız gerektiğinde her şeyi sil baştan yapmamamız gerekiyor. Peki Metcat nedir? Dünya için yeni bir şey değil. 86 yılından bu yana mühendislik hesaplamalarını gerçekleştirmek için varlığını sürdüren bir program Metcat. Kolay kullanım arayüzüyle hiçbir programlama dili bilmeye gerek kalmadan kullanım sağlayan işte metinleri, görselleri, hesap tanımlamalarını, tablolar gibi tüm içeriğinizi tek bir sayfada toparlayabilmenize yardımcı olan güçlü bir mühendislik yazılımdır Metcat. Metcat'in yeteneklerine göz atacak olursak, Metcat bize beyaz tahta veya defter sayfasındaki gibi bir çalışma ortamı sağlar. Hesaplamalarınızı farklı bir dil bilmeye gerek kalmadan deftere nasıl yazıyorsanız o şekilde çalışma sayfanızı yazıp işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Ve hesap sayfanız her an canlıdır. Yani değişkenlerinizden birinin değişmesi gerektiği an tüm hesabınızda güncellenir. Parametrik hesap yapmanızı sağlar. Yani raporlama dedik sunumun başında. Ya bunu sadece raporlama için de değil, Metcat ile firmanıza ve yaptığınız işe de bir standart katmış olursunuz aslında. Yani her defasında nedir işte bir standart atarsınız, bir şablon oluştururuz kendinize, bir template oluşturursunuz. Her defasında da bu standart şablon ile hesabınıza başlarsınız. Resimlerdeki örneklerde gördüğünüz gibi. Öte yandan Metcat birimlere karşı da duyarlıdır. Birimlerle çok basit bir şekilde işlem yapabilirsiniz Metcat'te. Üç boyutlu datanızı, üç boyutlu kriyo parametrik datanızı. Yani bu Metcat'in en güzel ve bence Metcat'in en eğlenceli özelliklerinden bir tanesi. 3 boyutlu CryoCAD datanız ile Metcat sayfasındaki bir hesabı birbirine entegre edebilirsiniz ki bugün bunu da göstereceğim hesapların arasında. Şimdi bu bahsettiklerim Metcat'in temel özellikleri. Hani kullanması peki zor mudur Metcat'i? Ya şunu çok samimiyetle söyleyebilirim. Metcat öğrenmesi en kolay yazılımlardan bir tanesidir. Çünkü bir defa programlama diliniz yok. Doğal matematik notasyonları var. Hani 2 artı 2'yi deftere nasıl yazıyorsanız hesap sayfasında Metcat'te hesap sayfasında 2 artı 2 eşittir yazdığında size 4 sonucunu verecektir. Ya da diyelim ki hani bu kadar basit değil daha ileriye gitmek istediğiniz işte ne bileyim lineer algebra, fast Fourier transformu, vektörizasyon, istatistik hesabı, Monte Carlo simülasyonları ne varsa hesaplamak istediğiniz o noktada da Metcat sizi yalnız bırakmıyor. İçinde çok zengin bir tutorial kütüphanesinin yanı sıra örneklerle de zenginleştirilmiş help menüsü ve standart mühendislik hesaplamanı da barındıran bir worksheet library'i size birlikte sunuyor. Birazdan programın içerisinden de gösteririm size. Şimdi bu noktada sunum üzerinden konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Program üzerinden göstermek istiyorum biraz. Evet, şu an ekranda
Medcat'in arayüzünü görüyoruz. Windows programlarından da alışık olduğumuz şerit menü yapısına sahip, bakın gördüğünüz gibi. Ve matematik defteri gibi bir sayfa var karşımızda. Ne demiştik? Deftere nasıl yazıyorsanız Medcat sayfasına da o şekilde yazabilirsiniz dedik. Yani direkt ben buraya herhangi bir kod yazma, bir sum yazmama falan gerek yok. Direkt 2 artı 2 eşittir dediğimde bana 4 sonucunu verecektir Medcat. Veya işte birimlerle işlem yapabiliriz demiştik. Bakın birimlerle işlem yapalım. Mesela ben 5 fit artı 10 metre artı 6 yardayı toplamak istiyorum. Sonucu da metre cinsinden değil, santimetre cinsinden almak istiyorum bakın. Hemen santimetreye çevirdim. Birimleri merak ederseniz bakın met sekmesinde şu anda burada units'i açtığımda metketin içerisinde işte kuvvet birimlerinden tutun işte enerji birimlerini görüyoruz. İşte uzunluk birimleri, ne bileyim işte güç birimleri gibi. Yani kullanacağımız birçok alandaki hemen hemen tüm birimler burada mevcut metketin içerisinde. Sonucu şöyle bilimsel gösterimde veriyor. Bunun da ayarı var Medcat içerisinde. Med formatten geliyorum. Sonuçları general değil, decimal olarak göster deyip bunu da değiştirebilirim buradan. Fonksiyon tanımlayabilirsiniz veya bir değişken atayabilirsiniz. Ondan bahsedelim. Diyelim ki x'i bir değer atamak istiyorum. Bunun için x 2 nokta üst üste diyorum. 2 olsun değeri. Y 2 nokta üst üste 2x artı 25 kadar olsun. Buradan da bir tane de z değişkeni belirleyeyim. 2 nokta üst üste dedim. X kare artı ne olsun, kök y kadar olsun. Eşittir diyelim. Biz hemen sonucu verecektir. Ve değişkenimiz daha sonra değiştiğinde x'ten 2 olmasının vazgeçtim. 5 olacaktı bu. Sonucumuz da anlık olarak güncellenecektir hemen. Fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Mesela şöyle bir fonksiyon tanımlayalım. I fonksiyonu b ve h'a bağlı bir fonksiyon olsun. 1 bölü 2 çarpı b çarpı h'ın karesi olsun. Artı 15 metre üzeri 4 ile bunu toplayalım. I'nın sonucunu alacağım. Kaç metre için? 4 metre için ve 3 metre için. Yani b yerine 4 metre koyacak, h yerine 3 metreyi koyup bana sonucu versin istedim. Sonucu vermedi. Neden vermedi? Çünkü birimle çalıştığım için burada bakın metre tanımladım. Birimleri kontrol ediyor aynı zamanda. Birimlerinizin uyumsuz olduğundan bahsediyor. Yani burada siz metre üzeri 4 olan bir birimle buradan metre küp gelecek bir değeri toplayamazsınız. O zaman buradaki hatayı düzeltmem lazım. Bunu metre üzeri 4 değil, metre küple toplayayım. Sonucumu litre olarak aldım metre küpten. Bunu da litre değil, galon olarak göster diyebilirim. Farklı bir fonksiyonla devam edelim. Mesela şöyle daha yakından tanıdığımız bir fonksiyonla devam edelim. A çarpı x kare olsun artı b çarpı x artı c olsun. Bu fonksiyonun x'e göre çözümünü istiyorum. Yani sembolik çözüm yaptıracağım. Sembolik çözüm yaptırırken kontrol noktayı kullanabilirsiniz. Aslında o sembolik evaluation'dur o. Şurada bakın met sekmesinde sembolik hesaplamalarla ilgili şudur, sembolik eşitliği almak için. Ben kontrol kısa yolu kullanıyorum. Kontrol noktayı tuşladığımda bunu x'e göre çözdür diyorum. Bakın x'e göre köklerini elde ettim bakın bu denklemin. Diyelim ki böyle bir tanım gördünüz Medcat içerisinde ve bunun nereden geldiğini merak ettiniz. Şöyle yapabilirsiniz bakın, Medcat'in bu özelliği de çok güzel. Bu bölgeye klikledim. Sağ üstte help'e kliklediğim anda help dokümanının size solve ile ilgili olan bölümünü açıyor. Burada bakın solve equation'ın sembolik olarak solve equation'ın nasıl kullanılacağını bahsediyor. Bazı örnekleri de burada gösteriyor size. Mesela buradaki bir örnek ilginizi çekti diyelim. Kopyalamak için klikleyebilirsiniz diyor. Klikledim bakın eşitliğin üzerine. Yapıştır dedim buraya. Medcat sayfasına yapıştırdım. Bu şekilde de help dokümanını kullanabilirsiniz. Yine öğrenmekten bahsetmiştik. Bakın burada PTC Learning Connector'a bağlanabilirsiniz. Bazı hazır worksheet'lere ulaşabilirsiniz burada. Engineering Resources'a kliklediğimde. İşte bazı kaynak kitaplardan derlenmiş. İşte inşaat mühendisliği ile ilgili, elektrik mühendisliği ile, makine mühendisliği ile ilgili hazır worksheet'lere ulaşabilirsiniz. İşte girişte, yük uygulanmış girişteki moment hesabı gibi hazır hesap sayfalarına bu kısımdan ulaşabilirsiniz. Yine tutoriallara ve help doküme buradan ulaşabilirsiniz. Kısa yollar kullanıyoruz bakın.
Yine keyboard shortcuts burada kısa olarak var. Çok güzel bir dokümantasyon yapmışlar programın içerisinde. Hani gerek kurulumla ilgili olsun, gerek bu tarz şeylerde olsun. Çok temiz dokümantasyonlar var. Bu kısımlardan faydalanabilirsiniz. İşte toplama işte nedir? Determinant yapıyorsunuz. Bunun kısa yolu nedir gibi. Hemen bu dokümandan faydalanabiliyoruz burada. Şöyle bir sayfamı temizleyeyim. Şöyle bir fx fonksiyonu tanımlayalım. Fx fonksiyonu 2 nokta üst üste diyeyim ki 2x küp eksi 3x kare artı sinüs x olsun. F'in değerlerini bulmak için diyelim ki x eşittir 2 için f x'in değeri nedir? Eşittir dediğimde bana hemen bunun sonucunu verecektir. Veya şöyle kullanabilirsiniz. Direkt az önce i fonksiyonunda da yaptığımız gibi içine yazabilirsiniz. F3 için değerini göster gibi. Diyelim x'e birden fazla değer için bakmak istiyorsunuz. Yani şöyle x eşittir bir matris tanımladınız. 1, 2, 3 olsun değerlerimiz. Fx'i bu 3 değer için hesapla diyebilirsiniz. Bir değişken aralığı belirtebilirsiniz. Değişken aralığı tanımlamak için yine bir x diye bir değişken aralığım, değişkenim olsun. Sıfırdan başlayıp virgül koyuyorum. 0,1 artışlarla 5'e kadar giden bir değişken aralığım olsun. Yani şöyle direkt x'in sonucunu göster dediğimde 50 satırlı bakın sıfırdan başlayıp 0,1, 0,2, 0,3 diye ilerleyen bir değişken aralığım var. Aynı üst kısımda yaptığım gibi bunu da fx için çözdürebilirim. Fx eşittir dediğimde x değerini okuyup bunun için sonuçları alacaktır. Matrisin alt satırlarını göz atmak istediğimizde bakın şu 3 noktaya klik dediğimizde şöyle bir sürükleme butonu gelecektir. Bununla matrisin diğer satırlarına göz atabiliriz veya matrisimiz şöyle çok yer kaplıyorsa boyunu kısaltabiliriz. Sembolik işlemler yapabiliriz demiştik. Mesela böyle bir fonksiyonum var. Fonksiyonun türevini almak istiyorum diyelim. Bunun türevi f üssü x diyelim. 2 nokta üst üste. Bakın matematik operatörleriniz buradadır. Türevi, integrali buradan kullanabilirsiniz. Ben genellikle kısa yol kullanmayı tercih ediyorum klavyeden. Yani Ctrl Shift D dediğimde türevin kısa yolunu bana verecektir. DDX bunu fx'e göre kontrol nokta yapıyorum. Çözdür dediğimde bakın hiçbir değişken tanımlaması yok şu anda. X'in değeri falan yok. Sadece burada yer alan x'e göre sembolik olarak hesabını çözdürecektir. Şöyle büyük fx'i de integral olarak tanımlayalım. Ctrl Shift I kısa yoluyla fx fonksiyonu dx olarak bul dedim integralini. İntegralini de elde ettik. Diyelim ki bunları bir grafikte izlemek istiyoruz bakın. Ne yapacağımız şey plot sekmesinde grafikle ilgili işlemler. Burada işte gerek iki boyutlu grafikler, gerek üç boyutlu grafikler, z yönde değişkeniniz olduğu zaman üç boyutlu grafikler veya kontur grafikleri kullanabilirsiniz. Ya işte ben iki boyutlu grafikte göstereceğim şu anda. X'i plot olarak ekle dedim. X ekseninde x'i görmek istiyorum. Y ekseninde ise f(x)'i görmek istiyorum dediğimde eğrim buraya gelecektir zaten. Grafikle oynayabilirsiniz bakın. Mesela eksi 10 aralığında değil, eksi 3 ile artı 3 aralığında görmek istiyorum. Aynı şekilde y ekseninde 30 ve eksi 90 değil, artı eksi 10 aralığında görmek istiyorum diyebilirsiniz. Eksenleri çekiştirebilirsiniz sağa sola. Veya işte sıfırlamak isterseniz yine plot sekmesinde bakın cross axis at 0 diye bir komutumuz var. Oradan yine sıfırlayabilirsiniz eksenleri. İşte value'ler görünsün x ekseninde. Şu an y ekseni seçili olduğu için y eksenindeki tick markları ve value'leri gizleyecektir. İşte x değerini seçtiğimde x eksenindeki tick markları ve value'leri gizleyecektir. Ayrıca buraya sadece fx'i değil f'in türevini aldık ve f'in integralini aldık. Onları da ekleyebilirim. Şu Shift Enter ile alt satıra geçiyorum. F üssü x'ti. Bunu da göster. Aynı zamanda büyük f x integraliydi. Bunu da göster. Onların da eğrileri ekrana geldi bakın. Eğrilerin renkleri şu an fx fonksiyonu mesela mavi renkte görüyorum. Diğerlerini ise siyah kırmızı renkte görüyorum. Bunlara müdahale edebilirsiniz bakın. Geldim. Şu an fx seçili. Trace color'ı mesela şöyle mavi yap ama line style'ını kesik kesik yap. Biraz da çizgiyi kalınlaştır. Aynı şekilde bu kırmızı görünen integralin rengini kahverengi yap. Onda line style'ını nokta nokta yap şeklinde düzenlemeler yapılabilir. Yine grafik arka planı transparan yap diyebilirsiniz. Şöyle kağıdınızla bütünmüş gibi bir görüntü elde etmiş olursunuz.
Yine dokümanla ilgili işlemlerde yani bu ana kadar hep matematiksel işlemler tanıttık ama ne demiştik? MATCAD sayfasına normal tekstler de yazabilirsiniz. Eğer ki direkt sayfaya yazarsanız bakın bu yazdığınız matematiksel bir ifade olur. Yani diyelim ki ben adımı soyadımı yazacağım. Bakın Ayhan boşluk yazıp soyadımı yazmaya çalıştığımda yazamıyorum. Çünkü matematiksel bir ifade girişi açık. Eğer ki text oluşturacaksam text box'ı seçeceğim veya CTRL-T kısayı olur. CTRL-T deyip buraya ben adımı yazabilirim veya işte bir başlık atabilirim. Hesaplamalar gibi bir text oluşturabilirim. Yine dokümanı biraz daha böyle düzenlemek isterseniz, burada işte arka planda kareleri görüyoruz. Doküman sekmesine geldiğimde, şu an bir sayfa görünümüne sahibiz. Mesela draft şeklinde görünsün, bütün bir sayfa gibi görünsün. Veya işte sayfa tekrar page görünsün diyebiliriz. Gridleri göster gösterme diyebiliriz. Diyelim çıktı alacağız hesabımızdan. Çıktı aldığımızda gridler de gitmesin. Kapatırsak gridleri çıktığımızda gözükmeyecektir. Veya işte PDF'e çevirdiğiniz PDF'de görünmeyecektir. Yine grid size'ı dilerseniz fine yapabilirsiniz. Bakın şu da güzel bir özellik. Fine yaptığımda hesaplar üst üste bindi. Şöyle yapabilirsiniz. Seçip hesapları bunları dikey olarak şöyle ayır dediğinizde üst üste binen hesap alanlarını tekrar ayıracaktır. Yine kenar boşluklarına daha dar seçebilirsiniz veya standart yapabilirsiniz. Yine sayfa ile ilgili ayarlar. Bunlar zaten yabancı değilsiniz. İşte yatay mı görünsün sayfanız, dikey mi görünsün, sayfa boyutunuz ne olsun gibi ayarlamaları burada görüyoruz. Şimdi hesap şablonu oluşturabileceğinizden bahsettik. Ne demek istiyorum yani bu hesap şablonundan? MATCAD'in içerisinde bazı default şablonlar var bakın. Şöyle göstereyim. Şu an tamamen boş bir sayfadayım. Yeni bir sayfa oluşturacağım. New'a geldim. Mesela default template'lerden bir tanesini kullanayım yeni bir sayfa oluşturmak için. Mesela ne varmış? Firma standartları tanımlaması şeklinde bir şablon var bakın. Önceden oluşturulmuş bir şablon. İşte buraya kendi firmanızın logosunu koyarsınız. Başlığı bu olur. Önceden hazır elinizde olmuş olur. Sadece olması gereken yerlere işte burada velocity değil de başka bir şey tanımlarsınız. Değerleriniz bunlardır gibi tanımlama yapabilirsiniz. Veya farklı şablon örnekleri de göstereyim size. Mesela sunum hesabı bir sunum şeklinde yapacaksınız. Presentation başlığı. Bakın şu tarz bir format hazırlamış daha önceden kullanıcı. Ya bunları kendinize göre geliştirebilirsiniz siz. Veya bir rapor şeklinde bunu sunmak istiyorsunuz. Rapor olabilir bu veya bir spesifikasyon olabilir. Bakın şurada spesifikasyon için default bir şablon var. İşte doküman numarası bu, müşteri bu, form bu, detaylar bunlar gibi, hesaplamalar bunlar şeklinde. Yani tamamen Microsoft Word'de olduğu gibi bir hesap sayfanızı metinlerle, görsellerle zenginleştirebilirsiniz. Peki, kendime bir şablon nasıl oluşturacağım ben? Bakın, şöyle yukarıya çift kliklediğimde burada alt bilgi, üst bilgi çalışır sayfada bakın. Sayfanın alt bilgisi, üst bilgisi. Diyelim ki bir görsel ekleyeceğim. Geldim, imaj ekle bir tane. Browse for image dedi. Klikledim üzerine. Şuradan klasörümden mesela PTC logosunu çağırayım. Tamam, bu burada yer alsın. Şöyle ortaya bir metin ekleyeyim. Metinimi de text formatting'den ayarlayayım. Title'ımı yazayım. Gibi. Veya işte sayfamın, ha burada bakın spell check de yapar. İşte yazdığınız işte şeye uygun mu? Şu an Türkçe profilde çalıştığım için bilgisayarımda onu görüyor buradan Türkiye olarak. Ama yabancı yazdığım için onu test ediyor. Veya kapatabilirsiniz spell check'i. Spell check yapmasın diye. Onu şuradan kapatayım direkt. Tarih ekleyeceğim diyelim. Yine doküman sekmesine geldim. Mesela kaydedildiği tarihi şurada yer alsın. Alt bilgiye geçiyorum. Alt bilgide neyi yazabilir? Mesela sayfa numarası yazsın. İşte burada sayfa numarası hangi formatlarda yazabilir? İşte page, işte birin, iki sayfanın birincisi, bir direkt yoksa bir of bir şeklinde mi yazsın? Bunu belirleyebilirsiniz. Şimdi bütün bir yapıyı ayarladıktan sonra artık nasıl süsleyeceğiniz bu aşamadan sonra size kalmış. Ne metinler girdiniz içerisinde, ne görseller girdiniz. Tamamen size kalmış. Bunu gelip buradan Save as Template dediğinizde bilgisayarıma kaydediyorum bunu. Tabi bunu daha sonra silmeyin. Eğer ki bu template'i tekrar kullanacaksanız. Şöyle ben şimdilik masa üstüme kaydedeceğim. Diyeyim ki Ago Matcat Temp diye bir isim vereyim buna. Matcat Template formatında kaydetti. Bak şimdi yeni bir dosya oluşturacağım. Şunu kullanabilirsiniz. Mesela From My Templates deyip
O masa üstüne kaydettiğim template'i gösterebilirim. Direkt bunu seçebilirim. Veya her zaman artık bu template'i kullanacaksam Metcat'in options'ına geliyorum. Bakın options bölümünde direkt My Templates klasörü, birden fazla template'iniz vardır işte sunum için, spesifikasyon için veya işte raporlama için direkt klasörü de adresleme gösterebilirsiniz veya tek bir worksheet'im var benim. Her zaman diyorum ki bana yeni sayfa oluştururken bu kaydettiğim bu template'i kullan diyebilirim. Bakın direkt new dediğimde bakın yeni dokümanı oluşturuyor. Burada oluşuyor dikkat ederseniz. Yeni sayfalar açılıyor. Az önce oluşturmuş olduğum template'le oluşturacaktır. Eğer ki ben bu dokümanı kaydedersem hesaplarımı yaptım diyelim. Kaydediyorum bu isimsiz dokümanı. Bakın kaydettiğim tarihi yazacaktır buraya. Yine sayfa bilgisine girmiştik. İkinci sayfaya geçtiğinde bakın sayfa bilgisi de otomatik güncellenecektir. Her sayfada bu alt bilgi, üst bilgi ekranıma gelecektir. Şimdi bu fazla sayfaları şöyle bir kapatayım. Şuradan devam edeceğim. Farklı bir örnek açacağım. Şimdi burada bir örneğimiz var. Şöyle bir örneğimiz. Tek noktadan yük uygulanmış basit bir kirişin eğilme momentini hesaplayacağız burada. Şimdi dokümanı aynı Microsoft Word'de olduğu gibi düzenleyebiliriz demiştik. Başlığı bakın text formatting sekmesinde işte kalınlığını arttırdım, yüksekliğini arttırdım, ortaladım diyelim. Veya işte rengini değiştirdim gibi işlemleri kolayca yapabiliyorum. Daha önce dediğimiz gibi yabancı olmadığınız işlemler. Önce hesabıma başlamadan önce kesitle ilgili tanımlamaları yapacağım burada. Şimdi burada kesitin bir görselini ekleyebilirim. Az önce yapmış olduğum gibi. Pardon, textbox'a git diyelim. Image dedim. Browse for image deyip. Mesela kesit resmim burada. Direkt resim çağırabilirim. Veya Metcat'in şöyle bir özelliği de var. Şu Ole object dediğimiz gömülü object de çağırabilirsiniz. İşte bu Excel'deki bir tablo olabilir. Ne bileyim Paintbrush'ta çizilmiş bir resim olabilir veya bir slide sayfası olabilir. Direkt burada oluşturabilirsiniz veya oluşturulmuş bir sayfanız vardır. İsterseniz direkt dosyadan da çağırabilirsiniz. Mesela şöyle bir PowerPoint'te çizdiğim ufak bir görsel var şöyle. Okey dedim. Şöyle sayfam değişmedi. Sadece şey draft görünümüne geçti. Objektim şurada geldi. Sadece dokümanı tekrar sayfa görünümüne getiriyorum. Şöyle büyüklüğünü biraz küçültelim. Bakın bunun özelliği de şu. Her zaman linkli oradaki slayta, PowerPoint slaytına her zaman linkli. Çift kliklediğimde şöyle PowerPoint açacaktır bakın. Diyelim ki düzenleme yaptım burada. Şöyle işte kopyaladım bunları. Renklerini değiştirdim diyelim. Şöyle bazılarının renklerini değiştireyim. Style'ını siyah yapalım diyelim. Şunu da sileyim diyeyim. Bakın kapattığımda tekrar Metcat sayfasına geçersem buradaki görselle otomatik olarak güncellenecektir. Her zaman link görecektir yani oradan. Bu objelerle de çalışabilirsiniz Metcat içerisinde. Şimdi ben objekti siliyorum. Ben görselimi ekledim. Görsel üzerinden devam edeceğim. Şimdi kesitle ilgili tanımlamaları yapacaktık önce. Çünkü bir kirişe yük uygulayacağız. Diyelim ki B ölçümüz 10 santimetre olsun. D ölçümüz 15 santimetre olsun. Atalet momentini buradan hesaplayalım. 1 bölü 12 çarpı B çarpı H küp eşittir diyelim. Hemen bir sonuç verdi. Fakat biraz garip bir sonuç verdi bize dikkat ederseniz. Kilogram üzeri 3, metre üzeri 7 bölü saniye küp gibi bir sonuç verdi bize. Çünkü şundan dolayı verdi. Ben aslında H'ı tanımlamadım. Buraya H geldi bakın. Rengi de şu an yeşil görünüyor. Onun yeşil görünmesinin bir sebebi var. Zaten normalde bakın eğer ki şunu bir sileyim. Eğer ki değişkeniniz tanımlı değilse A ile B'yi toplayın bakın. A'nın tanımlı olmadığı için size sonuç vermeyecektir. A ancak tanımlıysa size sonuç verecektir hesaplama. Peki bu H nereden geldi buraya? Bakalım H neyi veriyor bize? Eşittir dediğimizde böyle bir sonuç veriyor. Şimdi burada Metcat'in içerisinde bunun yeşil olmasının sebebi bunun aslında bir sabit olması, constant olması. Constant'lara bakarsanız şu menüyü açtığınızda H'ı burada gördüm bakın aslında H Planck sabitiymiş. İşte farklı sabitler de var burada işte pi rakamı var. Ne bileyim ışık hızı var burada. İşte R'ye bakarsak molar gaz sabiti olduğunu görüyoruz. Bakın uygulayayım mesela. C eşittir dedim. Işık hızını verdi bana veya R'yi gördük orada. Büyük R eşittir dedim.
Şimdi multiple definitions olabilir diyor. Onun label'ını constant veriyorum. Şöyle eşittir dedim. Bakın molar gaz sabitini bize direkt olarak verdi. O zaman ben formülümde bu H'ı değil aslında buradaki D'yi kullanmam gerekiyor. Hemen sonucu da eşittir deyip alalım. Metre üzeri 4 değil. Bunu da santimetre üzeri 4 olarak görelim. Evet, atalet momentimizi hesaplattık burada. Aşağıdan devam ediyorum. Yine Metcat'in güzel özelliklerinden bir tanesi. Excel'de bir tablonuz var. Tabloda değerleriniz var. O değerleri buraya almak istiyorsunuz. Yani Excel tablosunu okutmak istiyorsunuz. Input output sekmesinde read Excel fonksiyonu var. Bu sadece Excel dokümanı olmayabilir. Herhangi bir Notepad'de bir veriniz de olabilir. Bir TXT dosyasında verileriniz de olabilir. O verileri de data file name'den okutabilirsiniz. Ben şu an Excel dosyası kullanacağım. Bu Excel dosyasında benim Elasticsearch değerlerim var. Şu dosyayı okuttuğumda bakın Excel'in içerisindeki hücreler karşıma geldi. Şimdi bütün hücreleri almak istemiyorum burada. Sadece 15 ve 18 arasında ABC kolonlarını getirmek istiyorum. Insert dedim. Bunu şöyle getirdik ve bunu data diye bir değişkene atayım. Data benim uydurduğum bir değişken. X de olabilirdi, Y de olabilirdi. Şimdi data eşittir dediğimde bakın okumuş olduğu Excel'deki hücreleri bana burada gösterecektir matris şeklinde. Diyelim ki işte A15'i almışsınız, A14'ü alacaktınız. Bir üst hücreye geçeceksiniz. Direkt buradan değiştirebilirsiniz. Tekrar seçim yapmadan bakın. A14 ile işte C18'i almasın. C17 bir üste kaydırdınız diyelim. Direkt buradan değiştirerek bu datanın güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi ben bu hesapta şu alüminyumun elastiste modülünü kullanacağım. O zaman bunu da E diye bir değişkene atayım. Tanımlamış olduğum datanın ikinci satır birinci kolondaki. Neden ikinci satır birinci kolon? Bunun da ayarı var. Aslında baktığımızda üçüncü satır ikinci kolon gibi görünüyor. Şimdi onunla ilgili ayar şurada bakın. Orijin sıfır ya da bir kabul edilmesi. Şunu alayım bakın göstereceğim değerin değiştiğini. Şu an orijin sıfır olduğu için aslında satırları 0, 1, 2 diye sayıyor. Normalde bizim aslında ortaokul lise matematiğine alışık olduğumuz 1, 2, 3 şeklinde sayarız satırları. Bunu bir de şöyle gigapascal olarak alacağım. Onu da ekleyeyim yanına. Pascal değil, gigapascal olarak al bu değeri diyeyim. 69'u aldım şu anda. Şimdi orijine göre bu değerin değiştiğini göstereceğim size. Bakın 1 olduğunda o zaman 0, 1, 2 diye saymayacaktır. 1, 2, 3 diye sayacaktır. Şimdi şurada 65, 90 değeri olduğu için ondan dolayı değişiyor. Aslında bunu 3, 2 diye değiştirmem gerekecek şu anda. Aynı 69'u almak için. 3, 2 dedim bakın. Aynı şeye geldi. Yani oradaki farklılık bundan dolayı kaynaklanıyor. 2, 1 bunu tekrar 0 yapalım. Şimdi elastisite modülünü aldıktan sonra gelelim kirişle ilgili tanımlamalara, yükün uygulandığı konumla ilgili tanımlamalara. Kirişimizin uzunluğu 15 metre olsun. Yükümüz omega eşittir 500 Newton olsun. Ve yükün uygulandığı A noktası 11 metre olsun. Şimdi benim amacım burada bu yük uygulandıktan sonra eğilme, moment ve eğilme diyagramlarını elde etmek. Şimdi tabii ki burada hani mukavemet derslerine çok girmeyeceğiz. Bazı temel şeyleri yapıp işte değişkenler nasıl tanımlanır, fonksiyon nasıl yazılır bunlardan bahsedip amaç burada Metcat'te hesap nasıl yapılır bu gibi konuları öne çıkarmak. Şimdi yükün uygulandığı noktayı tanımladık. Atalet momentimizi, elastisite modülümüzü tanımladık. Geldim o zaman kuvvet dengesini oluşturmaya. Ne yapıyoruz kuvvet dengesinde? İşte RA'daki tepki kuvvetini bulacaksak B'ye göre moment alıyoruz veya işte B'dekini bulacaksak A'ya göre moment alıyoruz gibi. O zaman yazıyorum. RA iki nokta üst üste diyorum. Şimdi ben RA'yı elde edeceksem B'ye göre moment aldığında ne olacak? RA çarpı L omega eksi yönde eksi omega çarpı L eksi A olması gerekiyor. Tamam, formülümü yazıyorum o zaman. Omega çarpı L eksi A yazdım. Bölü L geldi. Eşittir dedim. 133,33 Newton A'daki tepki kuvvetini buldum. Şimdi B'dekini de A'ya göre moment olarak hesaplayabiliriz ama zaten omega eksi RA yaptığımızda bu da bize RB'yi verecektir. Omega eksi
dA deyip eşittir dediğimizde bu da B'deki tepki kuvvetini verecektir. Şimdi kesme kuvvetini elde edelim buradan. Kesme kuvveti de, şimdi kesme kuvveti yükün uygulandığı konumda oluşacaktır kesme kuvveti. Ve ben daha sonra şunu görmek istiyorum. Şu an A yükün uygulandığı konum ama ben bir x değeri atayacağım. İşte x 3 metre olabilir, 5 metre olabilir, 11 olur veya 14 olabilir. X'e verdiğim değere göre kesme kuvvetinin değerini görmek istiyorum. O zaman kesme kuvvetini x'in bir fonksiyon olarak tanımlamam gerekiyor. Vx eşittir diyorum. RA. Ne dedik? X'i atacağız burada. Şimdi bakın kesme kuvvetine baktığımızda mesela şu bölgeyi incelediğimizde RA kuvveti. RA burada kesme kuvveti. RA, 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 RA. Nerede kesme kuvveti geldi? Omega'nın uygulandığı noktada geldi. O zaman burada artık ikinci bölgeye geleceğiz. O zaman RA yani x'imiz a'dan büyük olduğunda omega'nın uygulanması gerekiyor. Yani RA değerinden omega'yı çıkartmamız gerekiyor. Bunun için hesaba şart ekleyebilirsiniz. Hesaba şart eklemek için yani normalde aslında şey yapacağım şudur. RA eksi omega'ydı. Ama ne zaman çıkarsın omega'yı RA'dan? Başına parantezle ekliyorum. Şu omega'yı değil. Önce parantezimi açıyorum. X değeri a'dan büyük olduğunda çıkarsın. Çarpı omega diyorum. Ya bakın şimdi şöyle sonucu görürsem 3 metre için al sonucu dediğimde 133.33 Newton. İşte 10 metre için al dediğimde 133.3. Kaçtı bizim a'mızın değeri? 11 metreydi. O zaman 12 yaptığımda artık RA'dan şeyi çıkaracaktır. Omega'yı çıkaracaktır. Bakın 12 yaptığımda değeri çıkartıyor. Yani aslında kesme diyagramımız ikinci bölgeye geçmiş oluyor, değil mi? Şimdi bunlarla çok fazla yoğunmayacağım sizi. Zaten yöntem belli. Herhangi bir mukavemet kitabından da açılıp işte moment diyagramı, eğilme formülleri nelerdir? Bunları direkt uyguluyoruz burada. Yine bakın moment formülü x'e bağlı olarak oluşturulmuş. İşte x'in a'dan büyük olduğunda uygulansın gibi şartlara dikkat edin. Aynı burada yaptığımız gibi şartlara bağlanmış formülün yazımı. Artık y eğilmeyi elde ettiğimde mesela direkt şunu bulabilirim. Y 3. metredeki eğilmeyi bana göster. Milimetre olarak göster. 6.87 veya işte R 12. metredeki eğilmeyi merak ediyorum. Veya kirişin tam ortasında ne kadar? L bölü L olarak da anlamıştık. Kirişin tam ortasını. L bölü 2'de ne kadar gibi. Eğilmeyi görebiliriz buradan. Veya hani böyle tek tek değer yazmak yerine az önce bir aralık değişkeni tanımlamıştım bakın. Nasıl tanımlıyorduk aralık değişkeni? X sıfırdan başlayıp, kirişimin sıfır uzunluğundan başlayıp 0.1 metrelik artışlarla bana bunu L'nin sonuna kadar alsın. Yani aslında X'in şu değerlerini aldım. Sıfırdan başlayıp işte 0 birden kaça kadar diyor gidiyor? L'nin sonu 15'te. 15'e kadar gitmesi gerekiyor. 15'e kadar giden 0.1 artışlarla bir aralık değişkeni aldım. Şimdi o zaman kesme diyagramı moment ve eğilme diyagramlarıma geçebilirim. Plot'tan x'ye plot'u ekle diyorum. Geldim bunu x'e bağlı görmek istiyorum. Vx'ti değil mi kesme formülümüz? Vx'e göre göster bunu bakın. Birimleri zaten yukarıda hesapta tanımladığımız için direkt verdi. 0'dan 15 metreye kadar kesme kuvveti şu noktada meydana geliyormuş. Aynı şekilde moment diyagramını da oluşturuyorum. Mx'i burada göster. Veya işte birimi buraya joule olarak verdi. Joule değil de Newton metre olarak göster diyebilirsiniz. Şöyle biraz daraltalım formüllerimizi. Yer açalım sayfada. Son olarak da eğilme diyagramını alacağım. Bir grafik daha ekledim. Eğilme diyagramımız da Yx'e bağlıydı. Bunu da x olarak göster. Yalnız Yx'i metre değil milimetre görmek istiyorum şeklinde. Alabilirsiniz bakın. Şimdi bu grafiklerin özelliğinde grafik üzerinden bilgi okuyacaksanız eğer şu markerlardan faydalanabilirsiniz. Yatay bir marker ekledim bakın. Şöyle grafiğin hangi çizgisini okuyorsanız bakın o çizgiyi size burada gösterecektir. Yani maksimum eğilme aslında burada 13.35 gibi bir değer olduğunu okuyabiliyorum. Veya işte ihtiyaç duyarsanız decay marker da ekleyip aynı şekilde grafiği izlemek için işte grafiğin belli bir noktasında o bölge nereye denk geliyor gibi daha kolay izlemek için markerlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi
Şimdi MATCAD içerisinde bu standart grafiklerin yanı sıra bir de chart komponent dediğimiz bir eleman var. Chart komponent bize daha zengin bir grafik detaylandırma sunuyor. Şöyle açarsam chart komponenti. Mesela bu chart komponente x ekseni için bana x'i göster. Y ekseni için de bana y x'i göster. Bakın hemen grafiğim geldi. X'i nereden aldı? Şurada tanımlamıştım, değil mi? X aralığını tanımlamıştım. Y'yi de zaten buradaki fonksiyonu yazdırdık. Eğilme fonksiyonunu yazdırdık. Direkt aynı eğri bu kısma da geldi. Şimdi chart alanını düzenlemek için detaylandırabilirsiniz demiştik. Şöyle çift klik yapıyorum chart'ın üzerine. Şöyle bakın. Bir pencerem açıldı. Mesela burada arka planı biraz daha zenginleştirebiliriz. İşte bir renk atayabilirsiniz arka plana. Şöyle sarı görünsün veya işte gradyan şeklinde görünsün gibi. Düzenlemeler mevcut. Mesela buna bir title verebiliriz. Ne olsun bu? İşte same diagram olsun. Bu tapta değil. İşte grafiğin üstünde yer alsın gibi. İşte yazıyla ilgili özellikler. X ekseninde ne yazsın? X ekseninin title'ı. Giriş uzunluğu yazsın. Y ekseninin title'ında ise deplasman yazsın. Gibi düzenlemeler yapılabilir veya işte X'e gelip burada X ve Y'ler ızgara şeklinde, grid şeklinde görünsün mü? Bu gibi düzenlemeler yapılabilir bakın. Burada düzenleme yapıp kapattıktan sonra grafik chart elemanınıza da bu değerler yansıyacaktır. Ve burada girmiş olduğunuz expression'ları da şöyle gizleyerek daha derli toplu bir görüntü elde edebilirsiniz grafikleriniz için. Şimdi burada derli toplu görüntü demişken şundan da bahsetmek istiyorum. Diyelim ki işte bir hesap yaptınız. Şuradaki formülü kopyalayayım. Demiştik ki bu hesabı birilerinin izlemesi gerekiyor. Bazen de izlememesi gerekiyor. Yani paylaşmamanız gerekiyor. Elle müdahale edememesi veya görmemesi gerekiyor olabilir. O gibi durumlarda bu tarz hesap alanları oluşturabilirsiniz bakın. Şurada araya bakın şurada. Araya ekleyip formülü içine yapıştırdım. Bakın istediğim zaman kapatabilirim. Çıktı alacaksınız diyelim. Çıktı da işte bu kısmın çıkmasını istemiyorsunuz. Diğer raporlama kısımları çıksın. O zaman arayı kapatabilirsiniz. Ne zaman hesabı inceleyecekseniz o zaman açabilirsiniz. Veya müdahale edilmesini istiyorsunuz demiştik. O gibi durumda da şöyle bakın sağ klikleyip Protect Area deyip bir şifre oluşturarak müdahale edilmez duruma getirebilirsiniz. Şu an bakın kapalı hiçbir şekilde bu arayanın içerisinde müdahale edemiyorum. Ne zamana kadar? Ta ki bunu unprotect yapana kadar. Şu an tekrar açık. Veya kapansın, şifreyi bilmeyen bunu hiç görüntülemesin. O zaman bunu expandable collapse olarak protect araya yap dedim. Bakın şu an sadece bunu şifreyle açmam gerekiyor tekrar. Hiçbir şekilde görüntüleyemem bunu. Unprotect deyip şifreyi girdiğimde tekrar açıp içerini görüntüleyebilirim. Bu hesap gizliliği için MATCAD'in en güzel özelliklerinden bir tanesi. Şimdi diğer örneğe geçmeden önce yine MATCAD'de kullanılan bir özellik var. Az önce bir Excel fonksiyonu oluşturmuştuk. Read Excel'den bir Excel tablosu okutmuştuk. Bir de Excel komponent dediğimiz bir yapı var Excel'in içerisinde. Bunu da kullanabilirsiniz. Hatta bunun şöyle çok farklı bir kullanım var. Değişik bir örnek olduğu için göstermek istiyorum bu yüzden. Diyelim ki şöyle check isminde bir fonksiyon oluşturduğunuz. Bu check fonksiyonu A ve B'ye bağlı bir fonksiyon olsun. Yani check'in burada bir önemi yok. Bu benim belirlediğim bir şey. Yani F, A, B de olabilirdi bu. Burada bir şart oluşturuyorum. If dedim. Ha şimdi bakın mesela if gördünüz burada nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Bakın if seçilirken şöyle help'e kliklediğimde gelecek mi help penceresi? Bakın condition nasıl oluşturulur? Nasıl oluşturulmuş bakın. Condition yazdığında eğer ki condition true ise x'e dönecekmiş. Aksi durumda y'ye dönecekmiş. O zaman ben ne istiyorum? If'i yazdım. Eğer ki a değeri büyükse b'den virgül dedim. Okey yazsın. Else durumunda ise not okey yazsın. Şimdi şu Excel komponent bir kenarda dursun. Sadece şu fonksiyonu göstereceğim size öncelikle. Diyelim ki şöyle m rek diye bir değerim olsun. Bu değerim benim. 10.000
RPM olsun, birimini de verelim. Bir de N0 gibi bir değerim olsun. Bu N0'ım da benim 35.000 derece bölü saniye olsun. Derece bölü saniyeyi almadı. Şöyle yapalım. Unit. Şimdi bakın check fonksiyonunda iki n'in de değerini yazacağım. Check fonksiyonu n requirement'lı a yerine koy. N0'ı bunun yerine koy. Okeymiş. Yani demek ki A değeri B'den büyükmüş şu anda. Bakalım küçük olduğunda not okay yazacak mı? Küçük olduğunda not okay yazıyor şu anda. Tamam. Şimdi benim amacım burada şu. Bu değeri böyle kullanmayacağım. Bunlar burada kalsın. Bu değeri bu şekilde kullanmayacağım. Excel komponentin içerisine yerleştireceğim bunu. O zaman alıyorum bunu. Check işlemini. Şöyle biraz genişletelim. Insert input expression dedim. Buraya yapıştırdım. Buradan da eşittir sonucunu almayacağız. Bakın girdiğimde direkt not okay diye buraya yazdı. Canlı olarak değiştiriyor. O zaman şunu da yapayım ben. Çift klik dediğimde Excel dokümanı açılacaktır bakın. Mesela burada biraz düzenleyebilirim bunu. Column width'i 24 yapayım. Çok geniş yaptık ama. Şunu biraz daraltalım. 20 olsun. Kalın yapalım. Şöyle ortalayalım. Şimdi burada Excel'in özelliğinden faydalanıp bir kural oluşturayım. Diyeyim ki bu kuralda specific text'im OK olduğunda benim formatım yeşile dönsün. OK dedim. Bir kural daha oluşturacağım. Benim specific text'im not okay olduğunda da kırmızıya dönsün. Okay. Okay dedim. Kapattım bu Excel'i. Biraz şöyle şunu küçülteceğim. Daraltacağım çünkü. Met formatting. Şunun boyutunu küçültelim. Şunu bir daraltalım. Burayı da böyle kısalım. Kapattım. Burayı da kapattım. Şöyle bir buton gibi görünüyor. Bakın dikkat edersiniz. Şimdi diyelim ki hesapları yaptım. Burada bir requirement olan bir RPM değeri var. Bu da hesap sonucumdan geldi. Ve hesap sonucumdan geldiği gibi işte hesap sonucuma uygun mu değil mi sayfam üzerinde bir check buton oluşturabilirim bu şekilde. Ne zaman ki değeri sağlamayacaktır, buradaki condition şartı sağlamayacaktır, o zaman not okay diye kırmızıyla uyaracaktır beni veya işte sağladığında yeşille okay şeklinde uyaracaktır. Bu tarz kullanımları da MATLAB içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Gelelim Creo parametreye. Creo parametrik ile MATLAB dokümanını nasıl ilişkilendireceğimize. Şimdi bunları kapatabilirim. Çünkü kaydetmeme gerek yok. Şöyle yeni bir sayfa açılsın. Buna da gerek yok. Şimdi Creo parametrik ile MATLAB'i kullanmanın iki tür yöntemi var. Birincisi, daha önce görmüşsünüzdür. Application sekmesi altında PTC MATLAB diye bir butonumuz var bizim. Bu eğer ki bunu kullanıyorsanız MATLAB sayfasını Creo parametrik datasının içerisine gömmüş olursunuz. Bu size ne avantaj sağlar? Ayrıca bir yerde bir MATLAB sayfası aramazsınız. Datanızın içerisinde var olur. Yani datayı PRT dosyasını veya ASM'nizi kaydettiğinizde MATLAB sayfası onun içerisinde gömülü durumdadır. Ayrıca MATLAB sayfası oluşmayacaktır. Ve hesabınızı bu data üzerinde gerçekleştirmeniz gerekir. Bakın hemen basit bir örnekle hızlıca gerçekleştirelim. Bir küpümüz olsun. Şu şekilde. Bu kübümüzün şöyle bir m parametresi olsun. N ölçüsü olsun. Şöyle boy ölçüsü olsun. Applications'a geldim. Şu an bir MATLAB dosyam yok. Olursa dışarıdan ekleyebilirim. Daha önce oluşturdum diyelim. Insert worksheet diyerek ekleyebilirim. Benim olmadığı için burada oluşturacağım. Yeni MATLAB sayfam oluştu. Dedim ki ben burada A eşittir 100 olsun. Şöyle biri büyük biri küçük olmasın. A eşittir 100 olsun. B eşittir de 2A artı 25 olsun diyelim. Sonucu 225. Şimdi amacım şu, bu basit örnekte. Buradaki n ölçüsünü Creo parametrikten okusun. MATLAB sayfası üzerindeki A değerine bunu yazdırsın.
A değeri de B'yi hesaplayacağı için B'yi de tekrar kriyoparametreye gönderelim. O zaman bu doküman içerisinde gelip input output'a geliyorum ki bu A'yı input olarak ata, B'yi de output olarak ata. Bu input ve output'ların isimlerini düzenleyelim şu şekilde. Şurada alias kolon altında yazı isimler önemli çünkü bu isimlerle kriyoperimetrik tarafında görünüyor. O yüzden bunları düzenliyorum. Push and say dedim. Şimdi kriyoparametrik tarafında bilgi gitmiş olması gerekiyor. Bakın data üzerinde relations'ı açıyorum. Şu relations'ta alt kısmındaki local parameters bölümünde current and old sublevels görüntülerseniz bakın metcat'ten gelen input bilgisi ve metcat'te gidecek olan output bilgisi. Buradan sonra yapacağım tek iş buradaki ölçülerle buradaki parametreleri birbirine ilişkilendirmek. Diyelim ki ne dedik? Biz buradaki en ölçüsü input olarak metcat'e gidecek. O zaman diyorum ki bunu relation'a ekle eşittir diyorum. Bu değeri en belirleyecek. Pardon, enter'a bastım yanlışlıkla. Boyu da output olarak alacağız dedik. Bu boyu da belirleyecek olan metcat'ten gelecek olan B ölçüsü. Şöyle verify dediğimizde okey diyelim ve regenerate edelim. Bakın regenerate ettiğim gibi şu anki mevcut ölçüm kaç? 162. Metcat'in outdate olduğunu söyledi bana. O zaman şunu yapmam gerekiyor. Şu sağ üstte bir Metcat ikonu göreceksiniz bakın. Metcat sayfası gömülü olduğu için. Aç diyorum Metcat sayfasını. Hesabım geldi. Update input diyorum. 162 değerine göre B'yi hesapladı. Bunu hesapladıktan sonra tekrar bilgileri Creo'ya göndermem gerekiyor. Save gibi görünmez ikon Creo parametri için oluşturduğum için save and push şeklinde çıkar. Yani kaydetme bilgiyi gönder şeklinde. Bak tekrar döndüm, regenerate ettim. Oradaki değere göre boy ölçüsünü vermiş oldum burada. Ya da basit görelim tekrar. 100 olarak belirledim. Regenerate ettim. Tekrar Metcat'in outdate olduğunu notification olarak gösterdi bana. Dönüyorum Metcat sayfama. Update input diyorum. Güncellendi inputlarım. Tekrar save and push diyorum. Tekrar Creo sayfama dönüp regenerate ediyorum. Şimdi bu gömülü worksheetlerle çalışmak. Gömülü worksheetlerle çalışmak bu şekilde oluyor. Yani bilgiyi değiştirdiniz. Metcat sayfasına döndünüz. Tekrar inputları update edip Creo parametrik sayfasına dönüp modeli güncellediniz. Şimdi farklı bir model açacağım. Bu model üzerinde de Metcat sayfasını arka planda bir solver, bir çözücü gibi çalıştıracağım. Yani hiç Metcat sayfası açılmayacak. Sadece üzerindeki hesap bilgisini okuyacak. Şöyle örnek datamı açıyorum. Şöyle bir clutch datası var üzerinde karşımda. Bununla ilgili Metcat hesabını da göstereyim. Şimdi detaylarından bahsedeceğim. Şimdi bakın bu kavrama datası üzerinde bazı diskler var. Şurada bakın göreceğiniz diskler. 3 tane var şu anda. Yani aslında şurada bakın patenle yerleştirilmiş o diskler. Benim hesap sayfamda burada girilecek bir tork değeri var bakın. Yani belirleyecek olduğum bir tork değeri var. Onu şöyle yukarıya alırsam önceden değiştirmişim. Bu tork değerine göre mesela 650 iken kaç veriyormuş bize? 6'yı veriyormuş. Değiştirelim bakalım. 770 yapalım. 770 iken 8'i veriyormuş. Veya işte 350 yapalım. 350 iken plate sayısını işte hesaplamayı gerçekleştirip plate sayısını 3 veriyormuş. Yani amacımız burada şu. Bir tork değeri belirleyeceğim. Ne kadar bir tork gerekiyorsa bu değeri ben belirleyeceğim. Bu değeri belirledikten sonra yani şuraya Q'in değerini girdikten sonra hesaplama bana bir plate sayısı değeri verecek. İşte 3 olabilir girdiğim değere göre tork değerine göre 5 olabilir 6 olabilir. O almış olduğum plate sayısı çıktısını da buradaki pattern'e etki etsin istiyorum. Şu anda kurulmuş herhangi bir şey yok. Şu an kurulu olan tek şey sadece bakın buradaki pattern değiştirdiğimde mesela 3'ü 5 yaptığımda plate sayısını 5 yaptı bakın. Buna göre ne oldu? İşte şuradaki mor bir parça görüyorsunuz bakın. Mor parçanın konumu değişti. İşte yayların boyları değişti. Ve aynı zamanda şurada bir kovan var bakın. Kovanın boyu değişti. Biraz daha arttırayım. Tekrar görelim isterseniz. Buradaki paternim
Şuradaydı. 5 yapmıştım en son. İşte 7 yapayım. Rejenerate ettim. Bakın yaylar ve mor parçanın konumu ve kovanın yükseklik ölçüsü değişti içerisinde. Şimdi bunları nasıl ilişkilendireceğiz? Geliyorum relation'a. Şunu tekrar şöyle 3-5 gibi bir değeri getireyim. Şu an henüz Metcat'le işim yok. Şu an kriyo parametrik tarafında bu ilişkilendirmeyi sağlamam gerekir. Amacım ne burada? Buradaki paten sayısını bir parametrenin kontrol etmesi. O zaman diyorum ki geldim burada. Bakın burada bazı relationlar var. Bu relationlar dediğim gibi şu parçanın konumunu ayarlayan işte yayın uzunluğunu ayarlayan relationlar. Yani şu anki konumuzda şey yok. Hani yapacağımızla ilgisi yok. Onları da önceden kurmak zorundaydım vakit kaybetmemek için. Şimdi ne demiştik? Bir tork parametresi girmem gerekiyor. Şimdi tork parametresini belirleyeceğim ama tork parametresini her defasında buradan açıp girmek istemiyorum ben. Ha, buradan da girebilirim ama her defasında Metcat sayfasını açmam gerekecek. Bunu yapmak istemiyorum. Tork parametresini kriyo parametrik göndersin. O zaman şöyle yapalım. Normal kriyonun parametrelerine geçelim. Q alt tire in parametresini oluştur diyorum. Başlangıç değeri ne olsun? Diyelim ki 400 olsun. Bir parametreye daha ihtiyacım var. Şuradaki pattern sayısını sürmek için. O da disk sayısı olsun. Number of disks diye bir parametre vereyim. Bunun da başlangıç değeri kaç olsun? 6 olsun diyelim. Çok önemli değil. Şimdi amacım pattern'i bu parametrenin kontrol etmesi. O zaman diyorum ki pattern unsurum burada. Al dedim bu pattern ölçüsünü, pattern sayısı ölçüsünü eşittir dedim. Number of disk parametresine eşitle. Okey dedim. Şu an bakalım number of disk parametresi. Evet burada. Değişim açık. 6 kaçımız var şu anda? 5 adet elemanımız vardı. 3 olarak değiştireyim bunu. Regenerate ettiğimde değiştirmesi gerekiyor şu anda. Evet parametremiz datayı sürüyor şu anda. Herhangi bir problem yok. O zaman hemen bunları ekrandaki annotation'lar üzerinde de görmek için yani canlı canlı göreyim parametremin değeri ne oldu. Şuraya parametremi çağırıyorum. Number of disk şeklinde. Burada da Q in'i görmek istiyorum. Q in parametresini görmek istiyorum. Pardon, başına sembolümüzü koymadık. 400, yalnız böyle 400 binmiş gibi anlaşılıyor. Real number olduğu için şöyle yapacağım. Köşeli parantez nokta 2 diyeceğim içerisinde. Sadece iki basamak göstersin noktadan sonra. Tamam. Bu bana aynı zamanda, bakın ekrandaki bu annotation bana aynı zamanda buradan bilgi girişini de sağlayacak bakın. Şöyle gelip ben burada torka çift klik yaptığımda mesela 500 olsun dediğimde bakın değeri değiştirdi. Aslında orada değeri değiştirmekle kalmadı. Parametremi de değiştirdi. Bu beni her defasında bu parameters bölümünü açmaktan da kurtaracaktır. Şimdi her şeyim hazır görünüyor. Metcat sayfamda zaten hesabım hazır. Metcat sayfasında yapacaklarımız aslında yine aynı. Input olarak atadınız bunu. Çünkü input'umuza kriyo parametrikten bilgi oraya gelecek. Ve eşittir deyip en sonunda bir sonuç elde ettiniz. Bunu da output olarak göndereceksiniz. Assign output deyip işte input olarak ismi nasıl gidecek? Qin ismiyle gidecek. Output'umun ismi ise mplace olarak gidecek deyip isimlerini ayarlayıp Metcat sayfasını kaydettim aslında. Bütün yaptığım bu. Bu aşamadan sonra artık Metcat sayfasını tamamen kapatabilirim. Hiçbir işim kalmadı Metcat sayfasıyla. Yapacağım şu analiz sekmesine geliyorum. Analiz sekmesinde analiz feature var bakın. Açtım bunu. Hesabın ismi ne olsun? Mplate cut diye bir isim verelim buna. Burada prime analizden faydalanarak bir analiz gerçekleştireceğim ve her zaman regenerate olsun bu. Next dedim. Şimdi bu aşamada Metcat dokümanımı göstereceğim. Şuraya kaydetmiştim ben o dokümanı. Clutch break design. Bakın şu an arka planda diğer pencereme düştü. Arka planda otomatik olarak kapatmıştım az önce. Otomatik olarak açıldı sayfam. Tekrar kontrol ediyorum. Q'nin belli, plate sayım belli. Tamam, durabilir. Zaten tanımlamayı yaptıktan sonra tekrar kendisi otomatik kapanacak. Prime variable ekle diyorum burada. Artıya klik dedim. Ne var prime variable'da? Q'im var. Bakın dikkat edin bu kısım kriyo parametrikten prime'a, Metcat'e gidecek olan kısım burası. Q'ini aldım. Başka eklemeyeceğim. Kriyo parametrikte buna bir tane parametre yata diyorum. Hangi parametreyi belirlemiştik biz? Q in'i belirlemiştik.
Q'in parametresini al burada dedim. Şu anki değeri 500. Bir de prime'den Creo'ya geri dönecek olan değerimiz var bizim. O zaman onu da prime variable olarak ekle dedim burada. Nplate gelecek bakın. Nplate ise OK diyerek al dedim. Şu an compute dediğimde 6'ya 500 Q'in değerine göre 6'yı vermeyebilir. Compute dediğimde güncel hesap değerini vermesi gerekiyor bana. Bakın 4'müş. Compute dediğimde hemen 4'ü verdi. Close diyerek kapattım onu. Şimdi oradan gelecek nplace değeri bir parametreye atacak. O parametrenin ismini soruyor bana bu sayfada. Parametre ismi ne olsun diye. MCP nplace mi olsun? Kalabilir MCP nplace olarak. Yeşil tike kliklediğimde bu yapmış olduğum analiz feature'ını ürün ağacında bir unsur olarak kaydedecektir. Sol alt köşeye dikkat edin bakın. Ürün ağacımın en sonunda nplace calc ismini verdiğim analiz feature'ı oluştu. Ve içerisinde bunun bir parametre gelecektir. Parametreden kontrol ettiğimde MCP nplace'i kullanacak. Bu aşamadan sonra tek yapacağım şey Creo'nun relation'larına geri dönüp diyorum ki buradaki number of disk parametresi ne şu belirleyecek, ne belirleyecek? Önce parametremin ismini yazıyorum. MCP nplate parametresi. Neyin içinde bu parametre? Feature ID'si nplate calc olan, yani İsmini yazıyorum bakın. Feature ID, FID yazdım. Alt tireden sonra nplate calc. Yani şuradaki unsurumun ismi. Şöyle verify ediyorum. Number of disks'e geldi bakın. Okey dedim. Şu an reject bekliyor zaten benden. Dikkat edin, Medkit sayfası da kapandı. Şu an artık hiç işimiz yok demiştik Medkit sayfasıyla. Reject ettim. Disk sayımız 4 olarak güncellendi. Bakalım değiştirelim. Mesela Q inimizi kaç yapalım? 350 yapalım. 350 Nm uygularsak. Regenerate ettik. Hiç Medkit sayfası açılmayacak bakın. Sadece okuyor Medkit sayfasından bilgileri. Regenerate isteyecek yalnızca bizden. Bakın disk sayısı 3 olarak karşıma geldi. Daha büyük bir değer girelim. Mesela 770 girelim bakalım. Regenerate ettim. Evet, regenerate'i sağlıyorum. Disk sayısı 8 olarak karşıma düştü bakın. Gördüğünüz gibi çok da zor yok. Yani burada dizaynı biraz parametrik hale getirmek gerekiyor. Yani sadece birkaç değişkenle diğer modellerin de güncellenebilir olması gerekiyor. Ona dikkat ettiğimiz müddetçe ve ilişkilerimizi doğru kurduğumuz müddetçe Medkit bize datamızı güncellemede her zaman yardımcı olacaktır. Şimdi bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer ki Medkit'le ilgili Medkit'in denemeye ihtiyaç duyarsanız bakın Medkit ne yazayım, Medkit Free yazdığında hemen karşıma gelecektir zaten bizim PTC'nin sitesi. Buradan download edebilirsiniz. Şöyle sayfayı açıp bunu da göstereyim. Bilgilerinizi doldurup submit ettiğinizde muhtemelen bir download linki gelecektir. Oradan kurabilirsiniz. 30 günlük full olarak gelecektir Medkit. 30 gün sonra tamamen kullanıma kapanmıyor. Sadece bazı advanced fonksiyonlar, işte sembolik hesaplamalar gibi bazı advanced fonksiyonlar kapanıyor. Yoksa yine işte bir türevi, integrali veya işte toplama çıkarmayı yaptırtabiliyorsunuz Medkit'e. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Aynı zamanda içerisindeki resources bölümünden de faydalanabilirsiniz. Peki, katılımınız için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. İyi akşamlar.